Hüsam Sultanımızla Vezir-i Azam Hazretleri ne konuşuyorlar içeride? Ne konuşuyor olabilirler ki sultanım? Ulufe merasiminde çıkacak olan tantanının teferruatını. Öyle de zaten tevatür almış yürümüş. Dikkat etmek lazım. Bu konakta kaç ağa, kaç cariye var. Maazallah içlerinden birisi laf taşısa önünü alamayız. Valide sultanımız bir beis görmüyorsa bize laf düşmez. Ve merak etmeyin. Kemankeş paşamız ihtiyatlıdır. Öyle güvenmediği kimseyi barındırmaz. Sultanım dediğiniz gibi Cinci Hoca bir hiç. Arkasında herkes olabilir. Malumunuz bunca senedir sadaret makamındayım. Dostum olduğu kadar düşmanım da var. Kuyumu kazmak için fırsat kolluyorlar. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecek Kemankeş. Ben sizin için endişeleniyorum sultanım. Öyle laflar işittim ki. Nasıl laflar? Atike Sultanımız beni alenen tehdit etti. Size olan hislerim gözümü kör etmiş, öyle dedi. Hatta meftun köleniz olmuş. Aynı lafları bana da etti. Sen onu ciddiye alma, onun derdi benimle. Benim de korkum bu sultanım. Fitne ateşi yandı. Eminim ki sizi buradan vuracaklar. Benim yüzümden üzülmenizi ve dahi size zarar gelmesini istemem. Daha fazla yayılmadan tevatürün önünü kesmek gerek. Nasıl? Müsaadeniz olursa evlenip dünya evine gireyim. Bir ailem olsun. Böylece bütün sesler kesilir. Eğer arzun buysa. Mesele benim neyi arzu ettiğim değil sultanım. Sizin emniyetiniz. Eğer sizi tehlikeye atacaksa kalbimi dahi yerinden söküp atarım. Bırak konuşsunlar Kemankeş. İftira atsınlar, yalan söylesinler. Benim zerre umurumda değil. Hep böyle devam edecek değil tabii. Ben de isterim hanende huzur bulman. Ailem mühim zira. İnşallah layık olduğun saadete erişeceksin. Benim bu dünyadaki saadetim sizsiniz sultanım. Mevcudiyetiniz. Yanınızda olmaktan gayri lütuf istemem.